Kanal 68 Televizyon Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü ilk koordinasyon toplantısı Vali Ali Mantık Başkanlığı'nda gerçekleşti. Herkes kısa ve özet bir şekilde konuşması gereken kurumlar konuşacak. Diğer kurumlarda birbiriyle burada söylememiz gereken bir şeyler varsa söyleyip toplantıyı kapatacağız. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Koordinasyon kurulumuzun değerli üyeleri, İller Bankası olarak Aksaray ilinde 17 adet projemiz var. 17 adet projemiz var. Bu projelerden 10 adeti altyapı işi, bir tanesi içme suyu arıtma işi, 3 adet içme suyu yapım işi, 3 adet kanalizasyon yapım işi, 1 adet atık su arıtma, 2 adet de yol yapım izleme işi. Yol yapımı zaten müzeylerle birlikte yapıyoruz. Üst yapı sektöründe 1 adet işimiz var. Proje sektöründe 2 adet işimiz var. Şehircilik sektöründe ise 4 adet işimiz var. Bu yatırım programımızda toplam proje bedelimiz 116 milyon. Önceki yıllar harcamamız 42 milyon. Yıl ödeneğimiz 75 milyon. Dönem sonu harcamamız 37 milyon civarında. Parasal gerçekleşme %50, fizik gerçekleşme %65 olarak gerçekleşmiş durumda Sayın Vali. Koordinasyon gerektiren herhangi bir şeyimiz yok. Detaylar anlamında bir sunumları geçelim. Ülkünler geç kapıda aşamasında sağlık, ülkün aynı şekilde altyapı sağlık, su işi devam edin. Bağlı kayaçma su işimiz %50 seviyesinde. Altyapı içinde 3 tane işimiz var. 2 tanesi geçiş kapı, 1 tanesi yapıldı. 2 tanesi yapıldı, pardon, 1 tanesi devam ediyor. Evet. Aksaray'ın bekletmeniz ve son inşaatımız 1 tanesi devam, bitirildi, geçiş kapı yapıldı. 1 tanesi inşaat devam ediyor. Atış sarıkım olarak bağlı kaya inşaatımızın da %80 seviyesinde iş devam etmekte. Evet. Proje işlerimiz var. Üst yapıda Esme Kaya'da bir geçitme bir inşaatımız var. O da devam etmekte. Arzu ederim Sayın Bankası. Teşekkür ederim. Bize var mı soru soran? İler Bankası. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın Valim, kurumun değerli üyeleri, hepinizi şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Meram Elektrik olarak Aksaray ilinde toplam proje sayısı 28, yıl ödeneği 16 milyon 501 bin. Toplam proje tutarı 16 milyon 501 bin. Toplam harcama 13 milyon 813 bin TL. Parasal gerçekleşme %83.71. Fiziki gerçekleşme %85. Sayın Valim, geçen toplantıda Yeşilova Belediye Başkanımızın talebi vardı. Başkanın iki deplase talebi gerçekleştirildi, yapıldı. Voltaj düşüklüğü ile ilgili... Buradan belediye başkanım. Buradan sayın var. Tamam. Voltaj düşüklüğü ile ilgili talepler, vatandaş talepleri başkanımdan bekleniyor dilekçeleri. Arkadaşlar görüşmüşler. Onu bekliyoruz. Selimi Belediye Başkanımızın da voltaj düşüklüğü talebi vardı. Buranın proje çalışmalarına başladık. 2020 yılında ilk ihalede çıkacağız burayı da. Ayrıca direklerin değişimi ve ekonomik konumunu doldurmuş direklerin deplase talepleri de küçük ek tesisler kapsamında yapılacak bu yıl içerisinde. Sultanahmet Belediye Başkanımızın da talebi vardı bir. Bunu da AG'de genelde TR 15 seviyesindeki evren düşümü olduğu. 2020 yılında da buranın ilk ihalede çıkacağız ve bu sıkıntılarla gidereceğiz. Arz ederim. Ödenekte büyük sıkıntı var. Yalnız Konya bölgesinde, Meram bölgesinde 5000 civarında müracaat var Sayın Valim ya. Bizde hakikaten ödenek ayırmadık değil. 45 milyon lira gibi bir ödenek ayırdık. Yalnız bu İmar Barış için hiç değilse 3 direk, 5 direk olan yerleri yapalım diye ki onlara cevap veriyoruz sana.
Ama trafor tesisler maalesef sonraki yıllara yayılacak. Teşekkür ederiz. Evet, başkanım. Sayın Müdürüm, Ağacören ilçe merkezinde elektriğin yer altına alınması projesi. Şu anda ihalesi... Başkanım, yani program alındı, ihalesi yapılacak. Yani bunda bir sıkıntı yok diye biliyorum. Biz de asfalt atacağız ya, biraz acele olmasını çekiyoruz. Hiç gelmeden o bölgede asfalt çalışmamız. Bu yıl içerisinde yapacağız mı başkanım? Evet. Bu yıl içerisinde yapacağız. Yani program aldık Ağacören. Yani erken olursa inşallah hasbatta vatandaşımız rahatlayacak. Tabii daha yeni gündeme geldi bu. İhale yapılacak. Malum öyle bir böyle sipariş işi olmuyor maalesef. Ama çabuklaştıralım. Teşekkür ederim. Sayın Valim, kurulun değerli üyeleri. Ben de şahsım ve kurum adına saygılarımı sunuyorum. TİYAŞ Bölge Müdürlüğü olarak Aksaray ilinde iki tane projemiz vardır. Bunlardan bir tanesini tamamladık, Eşmekaya Trafo Merkezi. Toplam bu iki projenin tutarı 31 milyon 500 bin liradır. Diğer Şerefli Koçhisar Tümosan Enerji ve İletim Hattı'nın yenilenmesi de proje aşamasında çalışmalarımız devam etmektedir. Arz ederim. Sayın Halim, İl Koordinasyon Kurulu'nun değerli üyeleri, ben de şahsım ve kurum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yatırımlarımıza geçmeden Aksaray ilinde bulunan iki depolama tesisindeki doluluk oranından bahsetmek istiyorum. Mamas'ın %19, Ortaköy Çiftevi %24 seviyesinde 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle geçen sene aynı depolamalarda doluluk oranı %43 idi. Bu sene biraz barajlarda seviyemiz az. Yatırımlara bakacak olursak, toplam proje sayımız 21, 2 tanesini tamamladık, 12 tanesi devam ediyor, 7 tanesi de ihale aşamasında. Bunların proje tutarı 843 milyon, önceki yıllar harcamamız 168 milyon, yıl ödeneğimiz 47 milyon, bugün itibariyle 28 milyon harcayarak %55 fiziksel ve nakdi gerçekleşme sağladık. Biten iki projemiz, isimlerini ekranda görüyorsunuz. Devam eden projelerimizin isimleri ve fiziksel gerçekleşme oranları var. Bu sene bütün yatırımları ödenek ayıramadık. Ödenek ayırdığımız inşaat işlerinde ise Aksaray 1. Kısım ve Arıtma Tesisini inşallah bu sene sonu tamamlayarak performans testlerini hazır hale getireceğiz. 2020 yılı içerisinde de Aksaray 2. Kısım ishal hattında inşaat faaliyetlerimiz devam edecek. Ulur Matmaması'nın sulama yenilemesine ne yazık ki bu sene ödenek ayıramadık. O yüzden önümüzdeki sene inşallah burada çalışmalar devam edecek. Toplulaştırmada 3 tane işimiz var. Eski 1 ve 2 ve Ortaköy. Eski 1 ve 2'de tüm yeni arazi ve tarla içi yollarını açmıştık. Ödenek çerçevesinde stabilize malzeme sermeyi de önümüzdeki günlerde başladık. Sene sonuna kadar devam edeceğiz. Ortaköy'de de çalışmalar devam ediyor. 2 tane gölet ve sulama işimiz var. Ortaköy Harmandalı bu sene ne yazık ki ödenek veremedik. Ama Sofular Göleti ve sulaması %72 seviyesinde. Onun ödeneğini temin ettik. Sene sonuna kadar inşallah gölet dolgusunu tamamlayarak su tutmaya hazır hale getireceğiz. İki tane devam eden taşrum koruma tesisimiz var. Bundan Yaprakhisar Köyü taşrum koruma tesisi kabul aşamasına geldi. Tamamlamak üzereyiz. Ağaçören ilçe merkezi taşrum koruma tesisi de ne yazık ki 2020 yılına kaldı. İhale aşamasında olan 7 projemizden sadece Gülağaç Demirci Kasabası'nı yatırma, ihale onayı için bakanlığa gönderdik. Onay geldiği vakit bu sene içerisinde ihalesini inşallah gerçekleştireceğiz. Sayın Valim, diğer projelerle ilgili çok detaylı bilgi vererek vakit harcamak istemiyorum. Sorular varsa olayım arz ederim. Evet, Sayın Müdürüm, tapulamadan dolayı bütün tapu alım satımları, devirleri durduruldu. Evet. Sizler tarafından. Bu biz istiyoruz ki hiç değilse tarlalar devam etsin. Merkezdeki arsa durumları, imar durumundaki içindeki şeyler serbest bırakılsın. Satışlar diyorsunuz değil satışları. Mi? Başkanım şöyle, bu toplulaşma işi bitene kadar biz bu satışlara müsaade ettiğimiz zaman bir türlü şeyi bitiremiyoruz. Yani sonu gelmiyor. Sürekli el değiştiriyor. O yüzden çok elzem olmadığı sürece özel izin verdiklerimiz var. Ama onun dışında genelde işte vatandaşların birbirlerine satışlarına tescilleri tamamlana kadar ne yazık ki izin veremiyoruz. Çünkü defaten denedik, işi bir türlü sonlandıramıyoruz.
Çok acil bir durum varsa özel müracaat ederseniz onları değerlendirebiliriz. Tamam. Badem ağacı dikemiyor mu buğdalların yerine? Yeni kente. Şimdi biz yeni projelerimizde Aksaray iline ve kurak mıntıkaya dayanıklı badem, ağlat, alıç, iğde gibi artık biraz daha türleri geliştirerek yeni nesil ve bu sahaya uygun olacak olan türlere doğru gidiyoruz. İşte tuz çalısı gibi farklı türler fidanlıklarımızda üretmeye başladık. Aksaray ilinde başarı sağlayabileceğimiz ve bu örnek ağaçlandırma sahası yapabileceğimiz çalışmalara giriyoruz. Bundan sonraki süreçte biraz daha ağaçlandırmanın önemine ve farkındalık eğitimine yönelik çalışmalara da gireceğiz. Her türlü desteği vermeye de hazırız. Zaten 11. ayın 11'i, saat 11'i 11 geçer Sayın Cumhurbaşkanımızın da iştirakiyle Türkiye genelinde 11 milyon eş zamanlı bir plan döküm programı düzenlenecek. Aksaray ilimizde de bu kapsamda biz 70 bin plan programladık. Bunun dışındaki gelen talepleri de karşılayarak yüklü bir ağaçlandırma seferberliği ve farkındalık eğitim çalışmasına devam edeceğiz. Bu sulama sistemi nasıl olacak mı? Şimdi bizim orman ağaçlandırmalarımızda sulamadan çok ağacın belli bir dönem bakım çalışmaları yapıp tabiata ve doğaya uyumunu sağlayıp ondan sonra kendi istikbaline devam edebileceği çalışmalar üzerinde yürüyoruz. Çünkü yüklü miktardaki ağaçlandırma sahalarını 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl solarak yürütmek mümkün değil. Bunlar belki gelir getirici türler gibi özel gruplarda sulamalar yapılabilir ama bunun dışındaki genel ağaçlandırma sahalarımızda biz sulamalı bir sistem düşünmüyoruz. Oraya real o toprağa uygun türlerle çalışıp 3-5 yıllık bakımlarını yaptıktan sonra orada kendi bağımsızlığını kazanıp artık o türlerin orada doğal olarak yaşayacağı çalışmalarını görüyoruz. Sayın Malik, Koordinasyon Kurulu'nun değerli görevi, şahsım ve kurumum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsmim Salih Cengiz, Karayolları Bölge Müdürlüğü görevini yürütüyorum. Karayolları Bölge Müdürlüğü olarak Aksaray ilinde 5 adet projemiz var Sayın Malik. Mümkünse harita üzerinden ben devam edeyim. O haritadan ben projelerimizi anlatayım sana. Bu projelerimizin ilki Konya-Aksaray yolu üzerinde yaptığımız üst yapı çalışması ve bu ihale kapsamında Konya-Aksaray ayrım Eskil bağlantısı ve Konya Aratol Yeşilova yolu bağlantıları vardı. Biz Konya-Aksaray yolunun şu anda Sultanlı geçişinde son 2 kilometresinde çalışıyoruz. Birkaç güne kadar yolumuzu aşınma seviyesinde tamamlayacağız. Bu arada peyzaj çalışmaları da devam ediyor. Orta refüjdeki peyzaj çalışmalarına da başladık. Sultanlı geçişinde çalışmalar devam ediyor Sayın Bey. Konya-Aksaray ayrım eski yolu bağlantısını tamamladık. Sadece Eşmeye Kaya geçişinde tarımsal amaçlı yaptığımız bir alt geçit var. Onun da yapım çalışmalarına başladık. Yıl içerisinde de o 500 metrelik kala kesimde bitirmeyi hedefliyoruz. İl Genel Meclisi'nde okullardaki teknik ve fiziksel eksiklikler, ayrıca köylerdeki bozulan yollar gündeme geldi. İl Genel Meclisi Ekim ayı ilk olan toplantısı gerçekleşti. Yapılan toplantıda Ortaköy ilçesi Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'na ve Şehit Süleyman Köse Anadolu Lisesi'ne bakım onarım yapılması, Eskil Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi'ne elektrik atölyesi bulunmadığı için elektrik atölyesi açılmasına, Ağaçören ilçesinin anaokulun çevre düzenlemesi, Ağaçören ilçesi Krimini köyü içerisinde kullanılmakta olan yolun yaşanan sel felaketi nedeniyle kullanılamayan yola bakım onarım yapılmasına, Sultanhanı ilçesi Çağlak Yaylası Güneşli Göyü arasındaki yolun dar ve bozuk olması sebebiyle genişletilerek yeniden yapılması, Ağaçören ilçesi Sofular Kılıçlar Köyü arasında bulunan 3 kilometrelik yolun stabilize yapılmasına ait raporların görüşülerek karara bağlanması oy çokluğuyla kabul edildi. Bu atölye için kullanmayacağını oradaki müdürün ifadesine göre masa sandalye alacağını belirtti. Para tahsisli gönderilmedi mi? Para tahsisli gönderilmedi başkanım. Para tahsisli gönderilmesi lazım. Parayı tahsisli gönderseydin mi başka bir yol? Para tahsisli gönderilmedi. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretimizde komisyon üyeleri arkadaşlarına beraber Ercan da vardı orada. Bu gündeme geldiğinde Milli Eğitim Müdürlüğü çok büyük bir meblağdan bahsettiğinizde biz de o şekilde çıkmayacağını, uğurlu bir meblağla hallolacağını söyleyince 20 lira para aktaralım o zaman siz kendiniz halledin dedi. Ama orada müdür bey ben masa sandalye alacağım diyormuş. Hayır, tamam. Burada
meclisin bilgilerini arz ediyoruz. Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu. Komisyonumuz 13.09.2019 Cuma günü saat 11.30'da Komisyon Başkanı Mehmet Çakıroğlu'nun başkanlığında Ramazan Kök, Veysel Yıldız, Dursun Görgül ve Şaban Yedil'in katılımıyla İlgelen Meclisi Çalışma Odası'nda toplandı. İlgelen Meclisi tarafından komisyonumuza havale edilen 06.09.2019 tarihli ve 253 sayılı kararı ile 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimler sonucunda seçilen İlgelen Meclisi üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını öğrenmeleri ve Aksaray'a daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla en kısa zamanda eğitim seminerleri düzenlenmesiyle ilgili olarak komisyonumuzun yaptığı incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde komisyonumuzun yaptığı incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde 5302 sayılı İlözel İdaresi Kanunu'nu İlgelen Meclisi Çalışma Yönetmeliği, İlgelen Meclisi üyelerinin ve il encümenlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, İlgelen Meclis üyelerinin özlük ve sosyal haklarını öğrenmeleri ve İlgelen Meclisi üyelerinin ilimiz, merkez ve ilçelerine daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla İlözel İdaresi tarafından 2020 yılının Nisan-Mayıs aylarında eğitim seminerleri düzenlenmesi komisyonumuz tarafından uygun olacağı görüş ve kanaatine varılmış olup bu husustaki komisyon kararını İlgelen Meclisi'ne görüşülerek karara bağlanmak üzere meclis başkanına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi. Aynı komisyon aynı komisyon içine geçerlidir. Evet arkadaşlar, konu böyle. Halil Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli müdürüm, değerli arkadaşlar. Şimdi mevsim itibariyle sezon bitiyor. Bununla ilgili benim şahsi düşüncem önümüzdeki dönemle ilgili bir çalışma yapılması. Zaten önümüzdeki ay bütçe görüşmelerimiz var. Bundan sonra yeni bir dönem başlayacak. Kış geliyor. Ondan sonraki bahar ve yaz döneminde değerlendirilmesi daha uygun olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, 6. maddeyi komisyonlardan gelinen şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler öncelikle kabul etmiştir. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, düzenlediği halk günleriyle birebir vatandaşlarla görüşerek talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen halk günü toplantısında Başkan Dinçer'in yanında başkan yardımcıları ve birim müdürleri hazır bulundu. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, düzenlediği halk günü toplantılarında birçok vatandaşla birebir görüşerek talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen halk günü toplantısında Başkan Dinçer'in yanında başkan yardımcıları ve birim müdürleri hazır bulundu. Halk günü toplantısında vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Dinçer, kendisine iletilen talep, öneri ve istekler noktasında destek isteyen vatandaşlara yardımcı olunması konusunda birim müdürlerine talimat verdi. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun girişimleri neticesinde Dağılgan Stadyumu'na ek ödenek sağlandı. Dağılgan Stadyumu'nun yenilenmesi ve geliştirilmesi adına çalışmalara öncülük eden AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun yoğun gayretleri neticesinde stadyuma ayrılan ödeneğe ilave olarak 1,5 milyon Türk lirası ek ödenek sağlandı. Yapımı devam etmekte olan rüzgar panelleri ve batı tribünün üzerine çatı yapımı gibi bir dizi çalışmalar içeren projeye katılımı sağlanan bu ilave 1,5 milyon Türk lirası ödenekle birlikte Dağılgan Stadyumu'nun kale arkaları tribünleri üzerine kapatılması sağlanmış olacak. Konuya ve projenin detaylarına ilişkin bilgi alan Cengiz Aydoğdu, temin edilen ilave ödenekle batı ve kale arkaları tribünlerinin üzerlerini kapatmış oluyoruz. Böylece Aksaray Futbol Federasyonu standartlarında bir tesise kavuşuyor. Hedefimiz tabii ki Aksaray'ımıza yakışır, yeni bir stadyum inşa edebilmek ve bu doğrultuda çalışmaya devam etmek dedi. Projelere ve çalışmalara yaklaşımları ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu'na, bakan yardımcılarına ve genel müdür rahmetliye size teşekkürlerini dile getiren Aydoğdu, şehrimize, futbolcularımıza ve futbol severlerimize hayırlı olsun dedi. Aksaray-Konya yolunda atıl vaziyette olan 75. Yüzyıl Havalimanı'nın uçuş okulu ve havalimanı olarak hizmet vermesi için hazırlanan proje detayları düzenlenen istişare toplantısında ele alındı.
Aksaray Ticaret Borsası ve Türk Hava Kurumu Aksaray Şube Başkanı Hamit Özgök, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş'la birlikte bir zamanlar atıl olan 75. yıl havalimanının uçuş okulu ve havalimanı olarak hizmet vermesi için hazırlanan proje detayları ve içeriğiyle alakalı olarak Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlük Binası'nda yapılan istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Aksaray AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Erman Akbulut, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nurettin Yapılcan, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Eğitim Görevlisi Doçent Doktor Haydar Ateş ve Türk Hava Kurumu Yapı İşleri Teknik Müdürü Şenol Bayır katıldı. Toplantıda Aksaray'a kurulacak olan uçuş okulu ve havalimanı için yapılması gereken çalışmaları ve proje detaylarını içeren dosyalar hazırlanarak Türk Hava Kurumu Yapı İşleri Teknik Müdürü Şenol Bayır'a teslim edildi. Proje üzerinde istişarelerde bulunan heyet yakın zamanda gerekli çalışmaların tamamlanarak hedefe ulaşacağını bildirdi. 1952 yılında Kore Savaşı'nda mücadele ederken şarapnel parçasıyla yaralanarak gazi olan 88 yaşındaki ve gözleri görmeyen Kore gazisi Ömer Oymak, madalyasını 67 yıl sonra kelime-i şehadetle aldı. 1952 yılında Kore Savaşı'nda mücadele ederken şarapnel parçasıyla yaralanarak gazi olan 88 yaşındaki gözleri görmeyen Kore gazisi Ömer Oymak, madalyasını 67 yıl sonra kelime-i şehadetle aldı. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde ikamet eden 88 yaşındaki malul Kore gazisi Ömer Oymak'a Kore Gazi madalyası takdim edildi. Sultanhanı ilçesi Sultanhanı Kervansarayı önünde takdim edilen madalya takdimine Sultanhanı Kaymakamı Murat Karasu, Aksaray Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ, gaziler ve Kore gazisi Ömer Oymak'ın ailesi katıldı. Aksaray Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ, Kore gazisi Ömer Oymak'ın Kore Savaşı'nda mücadele ettiğini belirterek, Aksaraylı Sultanhanı ilçesi 1931 doğumlu Himmetoğlu Ömer Oymak, 1952 tarihinde Kore Savaşı'na katılmış, halen Aksaray ili Sultanhanı ilçesinde yaşamakta, malul gazi olarak yaşamını sürdürmektedir. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ankara Genel Merkezi'nden kendisine Kore madalyasını getirdik. Gazimiz Kore'de 1952 yılında İzmir Seferihisar'dan hareket ederek 3 ayda Kore'ye gidiyor. 9 ay Kore'de kaldıktan sonra 3 ayda geri dönüyor. Kore Savaşı'nda 1,5 yıl devam etmiş savaşa. Aksaray ilini temsilen şu anda Sultanhanı ilçesinde yaşamakta. Kendisinin talebine istinaden madalyasını verdik. Teşekkürlerimi iletiyorum. Ebediyete intikal eden tüm aziz şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor. Hayattaki gazilerimize sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorum dedi. Gazi olduktan sonra görme yetisini de kaybeden Kore gazisi Ömer Oymaksa Allah'ım evlatlarımızı korusun dedi. Hazreti Muhammed yardımcımızdır dedi. Her yerde bizi koruyacak olan Cenab-ı Allah'tır dedi. Allah'ımız birdir, peygamberimiz haktır diyerek kelime-i şehadet getirdi. Aksaray'da diyaliz hastalarını taşıyan minibüs kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından fenalaşan 67 yaşındaki Zekeriya Kızıloğlan kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza saat 7 sıralarında Paşacık Mahallesi 1678 sokakta meydana geldi. Diyaliz hastası 4 kişiyi hastaneye götüren 58 yaşındaki Gürsel Ateş yönetimindeki 68 plakalı minibüs, kavşakta 22 yaşındaki Selim Çelen yönetimindeki 68 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken hastalardan Zekeriya Kızıloğlan fenalaştı. Kızıloğlan çağrılan ambulansla götürüldüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kızıloğlu'nun ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Aksaray'da Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 7100 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi. Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu tahmin edilen tam 7100 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 50 yaşındaki MK, 52 yaşındaki MB ve 51 yaşındaki SF'nin tarihe eser satmak için girişimlerde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde yaptıkları yol uygulamasında şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilmiş tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen sikke, yüzük ve taşlardan oluşan toplam 7100 obje ele geçirildi.
Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Tarihi eserlerse Aksaray Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara göz açtırmıyor. Aksaray'da firari olan 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan firari şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan dolayı 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen H.K., silahla tehdit suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan YSI, silahla tehdit suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan MT, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan hakkında 5 yıl 3 ay 1 gün hapis cezası bulunan İ.Ö., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan dolayı 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Y., kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan dolayı 5 yıl hapis cezası bulunan E.Ş., yaralama suçundan dolayı hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan T.B., kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan dolayı hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.T. yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki bültende yine bu ekranda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.